2 trilyon üstünde açık var. Ozan Bingöl demişti. 2.6 trilyon falan bir açığımız var bizim. Bu açığı kapatmak gerekiyor. Seçim ekonomisi de uygulanmaya çalışıldı. Ve beyefendi şimdi alacakların peşine düştü. Sıkı parasal duruşun bir süre daha devam etmesi ihtimali yüksektir. Kira gelirini beyan etmeyene pişmanlık var, ceza yok dedi. Yol gösterdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Ama uzmanlar Şimşek'in aksini söyledi. Yani ceza var. Hükümet yerel seçimlerin hemen ardından düğmeye bastı. Hem KDV usulsüzlüklerinin tespitinde hem de kira gelirinde alacakların peşine düştü. Daha önce kira gelirini beyan etmeyenlere birçok kez uyarıda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şimdi de pişmanlık için çağrı yaptı. 5 Nisan'a kadar kira geliri elde ettiği halde kira gelirlerini beyan etmemiş olanlara beyanname vermeyen mükellefler tespit edildi. Gelin pişmanlıkla beyan edin. Pişmanlıkla beyanname verildiğinde ceza kesilmiyor dedi. Ancak vergi uzmanı Murat Batı'ya göre Şimşek'in yok dediği ceza aslında var. 5 Nisan'a kadar kira gelirini beyan etmeyen vergi mükellefleri pişmanlıkla beyannamede bulunsa bile hem vergi cezası hem de pişmanlık zammı alacak. Verginin aslı usulsüzlük cezasının üzerine hesaplanan vergi üzerinden bir de aylık %3,5 pişmanlık zammı ödeyecek. Kira gelirini beyan etmeyenler pişmanlıkla beyanname verdiklerinde sadece vergi ziyağı cezasından muaf olacak. Ayrıca 15 gün içinde ödeme şartı da var. Kira gelirinde pişmanlık dilekçesine başvuracak kişiler beyanname verdikten sonra ödeme süresi geçmiş vergileri pişmanlık zammıyla birlikte 15 gün içinde ödemek zorunda olacak. Uzmanlar Şimşek'in bu şekilde çağrıda bulunarak insanları korkutmadan vergi ödemeye teşvik etmeye çalıştığını söylüyor. Ve bir soru sordum YouTube'da. O soru da bayramda neredesiniz? İşte şıklar evdeyiz, memleketteyiz, denizdeyiz, Avrupa'dayız. Tabii ki çok çalışan da var. Özellikle de emekliler arasında. Çalışmasanız ne yapardınız mesela, ne yapmak isterdiniz? Çalışmasam, param olsaydı şu anda tatile giderdim. Biz bırak tatil yapmayı, şu anda artık eve ekmek götürmek için elimizde geleni şu anda yapıyoruz, görüyorsunuz. Onun da bayramda İstanbul'da diğer kalanlar gibi hayalleri vardı. Ama o sıcağın altında kömür ateşinde çalışarak ekmek parasının peşine düştü. Hayat pahalılığı bu özel günlerde kendini daha çok hissettiriyor. Çalışan ve emeklilerin bu bayramda da yüzü gülmedi. Çalışanlar mecburiyetten çalışmak zorundayız derken emeklilerse bu bayramda boş boş gezeceğiz diyorlar. Sıkıntılı. Çalışana bayram biraz sıkıntılı. Bizim bu meslek, gıda sektörü böyle maalesef. İzin yapamıyoruz. Hem işim dolayısıyla bir de kaçsam da zaten kaçamam. Ekonomi şartlar bunu çok kötü engelliyor. Kaçabilen 9 günlük bayramı fırsat bildi, İstanbul'u terk etti. Şu anda ekonominin durumu çok kötü olduğu için yani gidenler de çoğu zaten kredi kartıyla onunla bununla gidiyor yani. Tabii ben o borca girmek istemiyorum çünkü şu anda ne olacağını, yarını göremiyoruz. Ama burada kalmak zorunda olanlar vardı ki çalışan ve emekliler. Nasıl geçiyor ilk gün? Vallahi gördüğünüz gibi ha böyle geçiyor işte. Çalışana bayram olmaz. Türkiye'de bayram yok. Çalışmasan zaten bittin yani. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl geçireceksiniz gününüzü? Böyle sokakta dolaşacağım. Ne yapacağım ki? Ataköy'e gideceğim, biraz dolaşacağım, ondan sonra evime gideceğim. Görüyorsun bayramı, çalışıyorum. Ya yapacak bir şey yok yani. Emekliyiz ama boş yani. Yani denklem basit ve net. Çalışan borç batağında, emeklininse gezecek parası bile yok. Fazla zam yapılmadı. O yüzden bir yere kaçamadık mı diyorsun? Yok maalesef. Nerede? Bir çanta dolusu para gerekiyor yani. 4 kişilik bir aile, nereden baksanız 20 bin lira. Gitmek isteseniz bir yere, 3 günlüğüne bir yere gitseniz 20 bin lira. O da herkesin harcı değil.